2015-2016 futbol sezonuna PTT 1. Ligine çıkma paralarıyla çıkan Eşref Güç Başkanlığı'ndaki yönetimin hesapları tutmadı. Ligin ilk maçında deplasmanda 3 puanla dönen İnegöl daha sonra aldığı kötü sonuçlarla ligde 6 sırada yer almaya başlayınca fatura teknik direktör Serhat Güller'e kesildi. Hayatım boyunca bana çok şeyler katan bir kulüp. Maddi... Bordo Beyazı yönetim salı günü yaptıkları toplantıda Serhat Güller'le yolları ayırma kararı aldı. Yönetim kurulu olarak sezona şampiyonluk parasıyla başladık. Bu doğrultuda transferler yaparak lige giriş yaptık. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda elde edilen sonuçlar neticesinde bir karara vardık. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza yaptığımız toplantı sonucunda arzu ettiğimiz başarıyı yakalayıp sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için sezon başında anlaştığımız teknik direktörümüz Sayın Serhat Güler ve ekibiyle anlaşmamızı karşılıklı olarak dostane bir şekilde feshettik. Serhat Güler'le yolların ayrılması sonucu İnegöl'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Kuruluyla yaptığımız görüşmenin ardından işte böyle bir ayrılmanın İnegöl'e daha iyi olacağı kanısı ortaya çıktı. Yönetim yaptığı çalışmalar neticesinde bir dönem İnegöl'ü çalıştıran Taşkın Güngör'le tekrar masaya oturuldu. Yapılan görüşmeler neticesinde Güngör'le anlaşmaya varan İnegöl Spor yönetimi, teknik direktör Taşkın Güngör'e imza attırdı. Kulüp desteğinde düzenlenen basın toplantısında ilk konuşmayı İnegöl Spor Kulüp Başkanı Eşref Güç yaptı. Bildiğiniz gibi 2015-2016 ikinci lig futbol sezonunu Serhat Hoca ile anlaşarak açtık. Ama maalesef istediğimiz sonuçlar olmadığı için Serhat Hoca ile 5. haftanın sonunda ayrılma kararı aldık. Bu ayrılma kararı iki tarafında karşılıklı anlaşarak olduğunu herkes bilsin. Serhat Hoca bizim için değerli bir hoca. Taşkın Hoca ile anlaşarak bu heyecanı sürdürmeye, devam etmeye karar verdik. İnşallah İnegöl Spor için, İnegöl Spor futbol severleri için, halkımız için, bizler için ve kendisi için de hayırlı olur. İyi bir sezon olur. Kendisine 1+1 sözleşme yaptık. Bakın dolayı çok mutluyum. Ama gelişen süreci size biliyorsunuz, çok anlatmaya gerek yok. Futbolda olağan süreçler bunlar. Yeni başlangıç 3 yıllardan sonra tekrar İnegöl Spor'da yapıyoruz. Tabii ki şu anda bulunduğumuz ortamın çok çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Çok iyi bir tabloda değiliz. Ama tabii ki buraya gelmemizdeki temel amaç bu tabloyu daha yukarılara çekmek. İnegöl Spor, futbol şehri olan İnegöl'ü hak ettiği yere, herkesin mutlu olduğu, herkesin keyif aldığı bir takım yaratmak hedefimiz. O nedenle geçmişte çok iyi anılarımızın olduğu bu kulüpte inşallah yine güzel şeyler hep beraber yaşarız.